Paris Batı dünyanın önemli batıklarından birisi. Özellikle dalış turizmi, bulunduğu konum, derinlik dalış turizmine çok uygun bir batık. Üzerinde cephanesi hala duruyor bazı cephaneler. Özellikle top mermileri var, bazukaları var, silahları var. Bazı bunların orijinal halinde geminin ambarlarında bunları dalış yaptığımız zaman öğrencilerimize gösteriyoruz. O 140 top atışı yapılmış, 110 tanesi isabet etmiş, çok keskin nişancılarmış. Öğrencilerimiz adeta bu savaşı, orada yapılan bu geminin batırılışını canlı olarak suyun altında çıktıktan sonra yaşıyorlar, onu yaşıyorlar. Batık daha önceleri orijinal halde kumun üzerinde oturuyordu. Başın provası güneye bakıyor, kıç tarafı Antalya'ya doğru dönük vaziyette. Sürekli olarak batığın burnuna, bu batık keşfedildiğinden bu yana tekneler bağlanıyor. Şamandıra burnunda bağlı zaten, provasında bağlı. Ancak bu dalga, rüzgar, bağlanan dalış teknelerinin rüzgara karşı bir güç oluşturuyorlar ve sürekli bir zorlanma var burun tarafında. Bunun yanlış olduğunu dalıcılar anladılar. Ön tarafına iki tonoz attılar. Büyük iki tane tonoz var. Tonozlar tabii düşünülmeden atıldı bu. Tabii bunu da kimse hesap edemez. Tonozun etrafı açıldı akıntılarla. Açılınca tonoz hem gemiden gelen sıyıran akıntı hem de tonozlar geminin ön prua kısmını kazmaya başladı. Oraya tonozlar düşmüş. Akıntı zaten geminin daha önce de provasını açmıştı. O çukura düşmüş tonozların ikisi de. Şu anda geminin ön tarafı o tonozların üzerinde, beton tonozların üzerinde duruyor. Gemi üzerinde fayansları var. Biz onları her yıl sayarız, o fayansları gittiğimiz zaman. Bazı hatıra amacıyla gemiden alınmalar var. Yani onları görüyoruz, hissedebiliyoruz onları. O hatıra amacıyla geminin üstünden gemiye ait objeler alıyor dalıcılar, gelen dalıcılar. Gemide örneğin fayansların azaldığını görüyoruz. Her sene biz onları kontrol ederiz, sayarız. Bunun haricinde ön taraf yıpranmış, dediğim gibi provaya bağlanmaktan teknelerin.
kopmak üzere. Bir de o eskiden kumun üzerindeydi. Şimdi o ön taraftaki tonozların üzerinde. Üzerinde ağlar var. Balıkçıların attığı ağlar var. Gemiye zarar vermeden alınması gerekiyor. Ayrıca gemi kemer dalış turizmi açısından oldukça önemli. Yani biz burayı dünyanın bir numaralı dalış merkezleri haline getirebiliriz buraları koruduğumuz sürece. Buna dikkat etmek lazım. Bir yapay resif görevini görüyor. Üzerinde birçok canlı var. Deniz kestaneleri, midyeler, istiridyeler, balıklar. Birçok deniz canlısı batığı resif olarak kullanıyor. Onların yaşam yeri olmuş. Dolayısıyla burayı korumamız gerekiyor.